İşte geldi en kahraman. Alpa sen neredesin? Meraktan öldük. Annenin yanından mı geliyorsun? Evet. Senin öldürdüğün annemin yanından geliyorum. Annemi sen mi öldürdün? Sana soruyorum! Alparslan, geç şöyle otur ne olursun. Oturmam! Alparslan abi, anneme nasıl böyle bir şey söylersin ya? Çünkü anne... Annemi öldürdü. Sen nasıl bir uşaksın? Nasıl bir laf ediyorsun? Dediklerini kulakların hiç mi duymaysan onu? Eğer yapmasaydı, yapmadım derdi. Gözlerini aç. Gözlerini aç. Gözüme bak. Ve bana doğruyu söyle. Benim yakamı tuttun. Seni gebertmedim. Şimdi karımın yakasından düş. Yoksa yeğen meğen tanımayacağım. Soruma cevap versin. Gerekirse sonra gebertin beni. Annemin solunum cihazını kapatıp onu öldürdün mü? Anne, bir şey söyler misin? Kuzen, annem de oradaydı. Böyle bir şey yapsa annemin haberi olmaz mı? Alparslan, terk et bu evi. Yeter bu kadar saygısızlık. Terk etmek falan yok. Ben yaptım. Anneni ben öldürdüm. Gel benim yakama yapış. Sen hiç üstüne alma. Konuşmaların hepsini dinledim. Tek tek dinledim. Makineyi kapatırken... annemin başucunda günah çıkarmasını dinledim. Sen hepimizin annesisin dedin. Bunu söylediğin insana az önce annemi öldürdün dedin. Evet. Anneni ben öldürdüm. Çünkü bana bir yemin ettirdi. Çünkü böyle yaşamak istemediğini söyledi. Hakkımı helal etmem dedi. Ne
Şimdi ben aynı şeyi sana söylüyorum. Şu anda annenden daha kötü durumdayım. Senin üstünde de annenden daha çok hakkım var. Anne. Eğer beni öldürmezsen sana hakkımı helal etmeyeceğim. Çünkü ben böyle yaşamak istemiyorum. Çünkü bu kadar kötü bir hayatla yaşamak istemiyorum. Çünkü her gün hanginiz öleceksiniz diye düşünerek yaşamak istemiyorum. Öldür beni. Kurtar. Bak bakalım kolay oluyor muymuş? Öldür. Sevdiğin birinin gözlerini yummasına sebep olmak nasıl bir şeymiş bir bak. Ha? Hadi. Her gün birilerini vurursunuz. Kendinizi adam, baba, delikanlı zannedersiniz. Şimdi bunu yap. Öldür beni. Bunu yaparsan benim çocuklarım annemi kurtardın. Senden daha delikanlısı, daha erkeği yok diyecekler. Ha aslanım? Ha alparslanım? Hadi. Yardım etseydim. Ağır değil. Çok ağır aslında da. Efendim? Yok bir şey. Sen gel otur. Alır çocuklar. Ben çok düşündüm.
eğer işin bu olmasaydı, hayatın bu olmasaydı, sıradan, normal bir insan olsaydın, çok mutlu olabilirdik. Sence? Böyle yaşayan milyonlarca insan var. Milyonlarca mutlu insan da var. Biz onlardan olamadık maalesef. Belki de dediğin gibi benim işim anormal oluşum yüzündendir. Peki hiç düşündün mü? Yani her şeyi bırakıp başka bir ülkeye, başka bir şehre gitmeyi. Ne yapacağım başka bir yerde? İş için soruyorsan, yeterince param var. Bir iş yapmana gerek yok İlyas. Babalık yapardın çocuklarına. Diyelim ki başka bir yerdeyim. Burada. Benim abime bir şey olacak. Benim yengeme bir şey olacak. Benim yeğenlerime bir şey olacak. Ve ben de her neredeysem artık. Bana ne? Ben ayrıldım, kime ne oluyorsa olsun diyeceğim. Ve çocuk büyüteceğim. Benim hayatım bu. Esra. Keşke seninle tanıştığımda benim de bir hayatım olsaydı da ben de benim hayatım bu. Ya ayak uydurursun ya da ben senin hayatına girmem diyebilseydim. İncinmezdik. İkimiz de. Artık var. İçinde beni barındırmayan bir hayat. Umarım huzurlu olur. Keşkelerden uzak, mutlu bir hayatın olur. Ben hala senin olmasını isterim. Eğer hayatında biri yoksa. Benim hayatımda hiçbir zaman birisi olmayacak Esra. En azından bunun sözünü verebilirim sana. Nasıl yani? Senden sonrası rezillik yani. Hiçbir zaman birisi olmayacak. Hep birileri olacak. Sen bu değilsin ki İlyas. Hiç olmadın. Hiç her gece başkalarıyla birlikte olan bir adam olmadın. Ben inandırıcı bir adamım, Esra. İnandırırım.
Kendimi inandırırım. Sevdiklerimi inandırırım. Başkalarıyla hiç olmadım derim. Sen inanırsın. Başkalarıyla birlikteyim derim. Sen gene inanırsın. Senin bundan sonra yapman gereken tek şey var. Bana inanmamak. Kendine inan. Yoluna git. Meryem. Dertleşmek ister misin?
Ben izin vermem diye mi sormadın Ceylan? Böyle bir ortam yoktu abi. Ablam dünyanın en zor şeyini istedi. Ben dünyanın en zor şeyine karar verdim. Meryem dünyanın en zor şeyini yaptı. Eğer birisi bir şey söyleyecekse, sen de dahil. Bu üçünü isteyecek, karar verecek ve yapacak kadar güçlü olmadan lütfen, lütfen kimse kimseyi suçlamasın. Ya da konuşmasın. Ablam benim de kardeşimdi Ceylan. Ya, insanın bir veda etmeye hakkı vardır. Ablamın daha fazla acı çekmesi mi? Senin gönlünü rahatlatıp veda etmen mi? Bir karar vermek zorundaydım. Ben doğru karar verdim. Sen Meryem'in ne kadar zor bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? Hı? Dayı, annem doktorlarla konuşup bir kağıda imza attı. Solunumu durursa hayata döndürülmemesi için. Ayşe'nin o dinleme cihazını koyması çok mu hukuka uygundu abi? Benimle bunu mu tartışıyorsun? Tamam Ceylan, tamam. Çok yorgunum müsaadenizle. İyi geceler dayı. İyi geceler. Anne. Efendim o. Sen doğru karar verdin. Ben de seni bu kararı verecek kadar seviyorum. Baban olsa yapar mıydı? Seni sevdiğim kadar kimseyi sevmiyorum ki. Babanın dediği gibi. Üç kağıtçı. Hadi. Git yat sen. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Dertleşmek ister misin? İstemem. Fahri abi, burada kalabilir miyim? Tabii ki, ne demek? Sağ ol abi.
Uyuyor musun? Sen benim karımsın. Sen benim hayatımda gördüğüm en güçlü insansın. Çok çileli bir hayatın oldu. Bunların çoğunu da benim yüzümden yaşadın. Ama hep dimdik durdun. Benim zor zamanlarımda çöktüm, bittim. Artık yapamayacağım. Buraya kadarmış dediğim anlarda hep seni getirdim gözümün önüne. Sen hani hep dersin ya, sen çok utanmaz bir adamsın diye. Hakikaten utanmaz bir adamımdır. Ama senin böyle durduğun bir yerde, duruşumun bozulmasından utanacağımdan hep toparlamışımdır. Şimdi istersen bu odadan bir ömür çıkma. İstersen hiçbirimizin yüzüne bakmaya bile layık bulma bizi. Ne yaparsan yap. Benim karım olduğun için beni sevdiğin için ben de seni sevdiğim için seninle hep gurur duyacağım. Seninle hep gurur duydum. Ablamcı olmayısa ben yukarıya kahvaltı götüreyim abi. Karışmayı dinlensin. Baba. Ömer. Dünkü konularla ilgiliyse... Yok, değil. Seni dinliyorum oğlum. Biz ablamla birlikte yurt dışına gitmek istiyoruz. Nereden çıktı bu? Kaçmak isteyler. Neden? Bizden mi?
Ya baba. Ya burada kalırsak. Biz bulaşmasak bile önünde sonunda bu işler bize bulaşacak diye düşündüm. Ömer de sen git abla, 2 sene sonra ben de yanına gelirim dedi. Doğru düşünmüşsünüz. Nasıl doğru? Doğru anne, doğru. Bak gördüğün gibi. Kurşun adres sormuyor işte. Gidiyor masumları buluyor. Ben dururken gidiyor masumları buluyor. Ne günahı var bunların? Hiç olmazsa gidip kendilerini kurtarsınlar. Yok baba, yani o açıdan değil. Öyle tam kaçmak oldu. Benim düşündüğüm okumak, meslek sahibi olmak, başarılı olmak. Böyle yaparsanız beni sevindirirsiniz kızım. Annenizi de. İzin veriyorsun yani. Siz yeter ki okuyun oğlum. Ama benim işime bulaşacak bir şey okumayın. Gidin dünyanın öbür ucunda okuyun, oraya yerleşin. Bir daha dönüp bu bataklığın içine girmeyin. Beni sizin hasretiniz öldürmez ama... başınıza bir şey gelirse ölmekten beter eder. Beni öldürür. Hasretlerine dayanamam. Ama sen de gider başlarında durursun o zaman da. Ha. İster misin ola? İsterim tabii ki. Ya. O zaman da bunların hasretinden ölürüm. E ana. Sen istiyorsun ki hiç ölmeyesin. Buna bak. Bu istek ki ben öleyim. Adnan'ı alsın. Alsın ama. Gönül rızasıyla alsın da ana. Kim kimi istiyorsa onu alsın. E tamam de. Gönül rızası diye Lütfi abla. Adnan abinin sende gönlü yok. Yemişim onun canını. Nereye yokmuş? Hoş geldiniz efendim. Esra sen misin? Esra mı gelecek? Yok o dün buradaydı da gece eşyalarını aldı. Belki dedim bir şey unutmuştur. Seni unutmuş burada belli ki. Of. İnsan bir gelmeden haber verir de. Aradım. Ama cevap vermedin. Ben de vedalaşmaya geldim. Senle mi?
sende mi? Vesile vedalaştık. Tam free'yim yani. Tam olarak. Bence tam anlamıyla free değilsin. Kağıtları imzaladık diyorum da, boşanma kağıtlarını. Sen kapı tıkırtısına Esra diye seslenmediğinde free olursun. Suzy diye seslenecek olursan haber ver. Amerika'dan dönerim. Sen bana tavır olarak mı gidiyorsun yoksa seni şirket mi çağırıyor, ben bir şey anlamadım. Mevzu ne mevzu? Mevzu. Ben bir gideyim geleyim de. Seninle bir mevzumuz olsun. Komiksin komik. Ajan olmayaydı ne iyiydi. Allah sen büyüksün ya Rabbi.